Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere petekli göz tekniğini göstereceğim. Bu tekniği de yine işlemelerinizin kenar süslemelerinde kullanabilirsiniz. Çok şık duruyor. Buyurun nasıl başlayacağımıza geçelim. Bu benim örnek kumaşım, deneme kumaşım. Ben başlayacağım yeri belirledim diyelim. Şimdi ipimi çıkardım. 5 kare aşağıya doğru sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. delikten iğnemi batırıyorum. Ardından yukarıya çıkıyorum. İlk ilmeğimi, iğnemi çıkarttığım yerin bir altındaki ve bir yanındaki kareden bir alt, bir yana geçiyorum. Bu şekilde. İğnemi batırdığım yer yine aynı delik oluyor. Aynı göze batırıyorum. İğnemi aynı yere batırdıktan sonra yine aynı şekilde bir yandan ve bir alttan iğnemi çıkartıyorum arkadaşlar. Tekrar aynı göze batırıyorum. Aynı işlemi bir kez daha tekrarlıyorum. Yani arkadaşlar, bu sıra bitene kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Tekrar bir yan ve bir alttan. Şimdi arkadaşlar, çaprazına, tam çaprazına geldiğimde, yani şuradan batacağım bu kez. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bu sefer yine bir yan ve bir alt oluyor ama 5 kareye denk geliyor bu sefer. Bakın aynı bu şekilde başladığım yere dönmüş gibi oluyorum. Bu sefer yine aynı teknikle bir alttan bir yandan, dilerseniz kasnağı çevirebilirsiniz. Ben rahat anlatabileyim diye, rahat bilmeyenler rahat anlasın diye çevirmiyorum şu anda kasnağı. Yine aynı şekilde bir yan ve bir alt kareden iğnemizi çıkartıyoruz. Aynı göze batacağız. Pardon, bu son ilmeği ben yanlış yere batırdım. Hemen telafi ediyorum. Geriye doğru çıkarak sökebiliyoruz arkadaşlar. Bir yan ve bir alt oluyor. Bir tane azaltarak gitmiş gibi oluyoruz. Şimdi aynı hizaya geldim. Pardon. Yine aynı hata. Bir yan ve bir alt oluyor arkadaşlar. Şimdi aynı hizaya geldim ben. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. kare. Yani şu anda tam ortadayım. Bakın. Neredeyse oluşmak üzere. Tekrar yana geçiyorum. Bir yan, bir alt. Üst üste binmemesi için bu şekilde düzeltiyoruz. İğnemizin ucuyla düzeltebiliriz arkadaşlar. Şimdi son kenardayız.
Evet. Ve son ilmeğimizi attım arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi başlangıç yerimizden iğnemizi çıkartıyoruz. Kenar süsünü yapıyoruz. V olacak şekilde iğnemizi batırıyoruz. Battığımız her ilmekten iğnemizi tekrar çıkartıp sağ çapraz yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kenarını süslemeye devam ediyoruz. Başlara geldiğimizde V şeklinde yapıyoruz. Kenarları da yine aynı yönde yapmaya devam ediyoruz. Bir kare çaprazına batırıyoruz devamlı. Yine köşedeyim. Yine V yapıyorum. Son kenardayım arkadaşlar. Petekli göz tekniğim bu şekilde arkadaşlar. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.